anlatmak. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri. Geçtiğimiz günlerde Sinop ilinde turizm çalıştayı yapıldı. Bu çalıştayla ilgili Turizm ve Kültür İl Müdürü Hikmet Tosun'un yaptığı açıklamayı duymayanlar veya okumayanlar için, Sayın Meclis Üyeleri için kısaca anlatmak isterim. Ancak benim üzüldüğüm nokta, Çalıştay adı altında yapılan bu toplantıda Sinop'taki karar vericilerin, lütfen meclisin dikkatini çekiyorum, ancak benim üzüldüğüm nokta, Çalıştay adı altında yapılan bu toplantıda Sinop'taki karar vericilerin kültür ve turizm aktörlerinin çağrılmamış olmasıdır. Bakanlığımızın, üniversitenin, belediyenin, turizm kuruluşlarının ve kurumların çağrılmaması bu toplantıda katılımcılara sunulan eksik bilgi ve verilerin tabanının yetersizliğiyle değerlendirme pozitif yapılanmamasıdır. Yani ısrarla burada Sayın Kültür Müdürü'nü hiçbir şahsi, her gün selamlaşırım, her gün büyük olarak hürmetimi insani olarak yaparım, meclis üyesi olarak duruşumu, grup başkan vekili olarak duruşumu her zaman sergilerim. İnsani olarak büyük olduğu için hürmetimi yaparım. Bu adama ilgilenmesini gösteremiyor. Yani bu adama ilgilenmesini göstermek zorunda. Benim şahsi olarak eğer bir gün atışman varsa bu kişiyle gelsin desin ki Abdullah Batur'da benim atışman var. Ama bu adam inatla il özel idaresini yok sayıyor. Ve karar organını da yok sayıyor. İnatla. Teşekkür ederim. Sağ olun. Onunla ilgili geçen çarşamba günü olan bir olayı anlatayım. Daimi Encümen gündemine Kültür Müdürlüğü'nün 10 milyarlık bir talebi gelmeden önce Sayın Genel Sekreter bu talebi meclise göndereceğini söyledi. Ben de göndermenizin bir şey ifade etmeyeceğini, meclisin buna kesinlikle Kültür Müdürlüğü'nün artık komisyonun davetine uymayarak gelmediğinden dolayı meclisin bu ödenek aktarımına yapmayacağını söyledim. Bunun üzerine Sayın Genel Sekreter daimi encümen gündemine getirdi. Toplantıda olan arkadaşlar hatırlarlar. Gerekçe Vali Bey'e özel olarak da içeride anlattım. Meclise karşı tutum ve davranışlarından dolayı bir kültür müdürlüğünden gelen hiçbir talebin kendisi gelip meclise ifade etmediği sürece talebe sıcak bakılmadığını Vali Bey'e de bizzat söyledim. Bunun sorumlusunun meclis olmadığını, Sayın Kültür Müdürü'nün hal ve davranışlarından kaynaklanan, kendini ifade edememesi, projelerini sunamamasından kaynaklı olduğunu, bazı arkadaşların da olduğu ortamda Sayın Vali'ye aktardı. Bununla ilgili de bilgi vermiştim. Arkadaşlar başka söz almak isteyen var mı? Tamam. Ama Hakan, bir dahaki aya kadar özellikle meclisin ilk günde siz burada olun. Bütün arkadaşların bilgisayarlarından sistemi görebiliyor olması lazım. Tamam. Arkadaşlar 12. Mart'ta yoktur.